Bu bölümümüzde deney app kartımızla renk sensöründen gelen değerleri okumaya göreceğiz. Öncelikle devremizde kullanacağımız renk sensörünün ne olduğunu görelim. Devremizde 3200 model renk sensörünü kullanacağız. Çok farklı renk sensörleri de bulunmakta. Sizler de çalışmanıza göre uygun renk sensörlerini alabilirsiniz. Şimdi renk sensörümüzün bağlantılarına geçelim. Renk sensörümüzün GND bölümünü deney app kartımızdaki GND pinine, yan tarafta bulunan çıkış pinini de kartımızdaki D0 pinine bağlıyoruz. Burada out şeklinde bir yazı var. Daha sonra S2 bölümünü 13 numaralı pine, S3 bölümünü 12 numaralı pine, VCC bölümünü kartımızdaki 3.3 voltluk bölüme, yukarıda bulunan S0 pinini 15 numaralı pine ve diğer pinimizi de 14 numaralı pine bağlıyoruz. Renk sensörümüzün üzerinde S0, S1, S2, S3 ve out şeklinde pinler bulunmakta. Bu pinler sayesinde renklerimizi okuyabiliyoruz. Bağlantılarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımıza geçebiliriz. Öncelikle deney app kütüphanemizi çalışmamıza dahil ediyoruz. Daha sonra kartımızın üzerindeki pinlerin isimlerini bu şekilde değiştiriyoruz. Renk sensörümüzdeki S0 pinini D15 pinine bağlamıştık. O yüzden kartımızın D15 pinini S0 ismiyle değiştiriyoruz. Renk sensörümüzdeki isimleri yazarsak daha iyi olur. Bu sayede kodlarımızı daha rahat bir şekilde yazabileceğiz. Daha sonra renk sensöründen gelen değeri de bir değişkene aktarmak için frekans isminde bir değişken oluşturuyoruz ve değerine 0 diyoruz. Setup bölümüne geçtiğimiz zaman pinlerimizin giriş ve çıkış olarak ayarlanması gerekiyor. Öncelikle bunu ayarlıyoruz. S isimli pinlerin hepsini çıkış olarak ayarladık. Out isimli pinimizi de giriş olarak ayarladık. Renk sensöründen gelen değeri buradan alacağız ve daha sonra da frekans değişkenine aktaracağız. Alt tarafta frekans ölçeğimizi %20 olarak ayarlıyoruz. Ekranımızın sağ tarafında bir tablo görmektesiniz. Çıkış frekansını %20 ayarlamak için S0 pinini high, S1 pinini low yapmamız gerekiyormuş. O yüzden bu şekilde kodlarımızı yazdık. Ölçeğimizi bu şekilde ayarladıktan sonra da ölçülen değerleri seriport ekranında görmek için yolumuzu 115200 olarak ayarlıyoruz. Şimdi loop bölümüne geçiyoruz. Loop bölümüne dikkat ederseniz kırmızı, yeşil ve mavi renklerini ölçme şeklinde 3 farklı kod yazmışız. Renk sensöründen gelen değerleri bu şekilde ölçmemiz gerekiyor. Daha önce RGB LED yakma çalışması yapmıştık. RGB LED yakarken de kırmızı, yeşil ve mavinin karışımı şeklinde değerler yapmıştık. Bu sayede istediğimiz renkleri de elde etmiştik. Aynı şekilde bu 3 değeri alarak da renk sensöründen istediğimiz renkleri de okuyabiliyoruz. Bu çalışmamızda sadece kırmızı, yeşil ve mavi renkleri nasıl okuyabiliriz onu göreceğiz. İlerleyen derslerimizde de aldığımız bu renk değerleriyle nasıl çalışmalar yapabiliriz onları göreceğiz. Öncelikle kırmızı renk değerini okumamız gerekiyor. Bunun için şu şekilde kodumuzu yazdık. Burada öncelikle S2 ve S3 numaralı pinlerimizi düşük olarak ayarladık. Bu sayede kırmızı rengi ölçebileceğiz. Bunu bu şekilde yapmazsak eğer kırmızı rengi ölçemeyiz. Dikkat ederseniz yeşil rengi yapmamız için de S2 ve S3'ü yüksek yapmışız. Mavi rengi ölçmek için de S2'yi düşük, S3'ü yüksek yapmışız. Eğer bu şekilde yapmazsanız renkleri okuyamazsınız. Sağ tarafta bir tablo görmekteyiz. Fotodiyop tipini bu tablo sayesinde ayarlıyoruz. Renk sensörünü kullanmak için bunları bilmemiz gerekiyor. S2 ve S3 pinlerimizi bu şekilde ayarladıktan sonra hemen ölçümümüzü gerçekleştiriyoruz. Yazmış olduğumuz bu kod sayesinde out isimli pinden bir değer alıyoruz ve bu değeri frekans değişkenine aktarıyoruz. Daha sonra da seriport ekranında frekansımızın değerini yazdırıyoruz. Burada kırmızı eşittir dedik. Çünkü S2 ve S3'ü bu şekilde ayarladığımız zaman kırmızı değeri okumuş oluyoruz. O yüzden de bu şekilde isim verdik. 50 milisaniye bu şekilde kodlarımız çalıştıktan sonra yeşil renk değerini ölçmeye geçtik. Dikkat ederseniz bu iki kod biliyor aslında birbirinin aynısı. Sadece bazı farklar bulunmakta. Örneğin S2 ile S3'ü yüksek yapmışız. Böylelikle yeşil rengi okuyacağımızı ifade ediyoruz. Daha sonra bu kod sayesinde renk sensöründen gelen değeri ölçüyoruz ve frekans değişkenini aktarıyoruz. Daha sonra seriport ekranında yine frekans değişkenini yazdırıyoruz. Bu sefer de frekans değişkenini yazdırırken yeşil ifadesini kullanıyoruz. Çünkü ölçtüğümüz bu değer bu sefer yeşil renge ait olacaktır. O yüzden bu şekilde yazmamız gerekiyor. Aynı şekilde de mavi rengi ölçmek için de bu şekilde kodlarımızı yazıyoruz. Burada S2 ve S3'ü düşük ve yüksek olarak ayarlamamız gerekiyor. Buna dikkat edelim. Daha sonra da seriport ekranında değerlerin bir alt satıra inmesi için bu şekilde kodumuzu tanımlıyoruz. Seriport ekranımızda yazıların daha yavaş bir şekilde çıkması için de 2 saniye bir bekleme süresi oluşturdum. Gerçekte bu kodlarla çalışırken bu kadar bekleme süresi oluşturmamanız gerekiyor. Kodlarımız bu şekilde. Şimdi renk sensörümüzde kırmızı, yeşil ve mavi renkleri nasıl okuyoruz hep beraber görelim. Şu an renk sensörümüz boşta olduğunda bu şekilde sayısal değerler göstermekte. Şimdi renk sensörünü kırmızı renge yaklaştırıyoruz. Dikkat ederseniz kırmızı rengimiz en düşük, diğer renklerimiz daha yüksek.
Şimdi yeşil renge yaklaştırıyoruz. Bu sefer de yeşil değeri en düşük olması gerekiyor. Diğerleri yeşil renkten daha yüksek olacak. Aynı şekilde mavi renge yaklaştırıyoruz. Bu sefer de mavi en düşük olmak zorunda. Bu şekilde kodları kullanarak istediğimiz çalışmaları da yapabileceğiz. Çalışmamızda görmüş olduğunuz gibi hangi rengi renk sensörüne yaklaştırırsak ilgili renk daha düşük çıktı. Böylece sensöre hangi rengi yaklaştırdığımızı anlamış oluyoruz. Kodlarımızı da yazarken ona göre yazmamız gerekiyor. Bunların haricinde renkleri yapmak için de ekranda gördüğümüz sayılardan yararlanabiliriz. İlerleyen çalışmalarımızı da bunun nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde göreceğiz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.